Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda size 3 basamaklı doğal sayılar konusunu anlatacağım. 3 basamaklı doğal sayıları nasıl okuyoruz, nasıl yazıyoruz, çözümleme nasıl yapıyoruz? Ayrıca basamak isimleri neler? Bunları göstereceğim. Devamında alıştırmalar da yapacağım bu konuyla ilgili. Önce kısa bir tekrarla başlayalım. Sayıları yazmak için kullandığımız sembollere rakam diyoruz ve bütün doğal sayıları bu rakamlarla yazıyoruz. Rakamlar 10 tane, 1'den 9'a kadar olanlar. Bir de 0'ı da sayıyoruz tabii ki. Toplamda 10 tane rakam var. Başında 0 olmayan 3 rakamdan oluşan doğal sayılara 3 basamaklı doğal sayılar denir. Demek ki 3 tane rakamdan oluşuyorsa sayımız buna 3 basamaklı doğal sayı diyormuşuz. 3 basamaklı doğal sayılar yüzlük, onluk ve birliklerden oluşur. Birazdan göstereceğim. En küçük 3 basamaklı doğal sayı 100. En büyük 3 basamaklı doğal sayı da 999'dur. Şimdi şöyle ilk önce resimlerle bir bakalım. Bunlar içinde 100 tane olan yüzlük blok diyoruz bunlara. Yüzlük, yüzlük, yüzlük. Bunlar da onluk oluyor. Bunlar da birlikler. Şimdi bakın buradaki doğal sayıyı oluşturalım. Kaç tane yüzlük var? 3 tane. Yazalım. Kaç tane onluk var? 4 tane. Şuraya yazalım. Kaç tane birlik var? 5 tane. Ve sonra sayıyı okurken şöyle okuyoruz. 3 tane yüzlük 300. 4 tane onluk 40 oluyor. Ve 5 tane birlik 5 oluyor. Yani 345 diyoruz. Peki yazıyla verildiyse nasıl yazacağız? Şöyle bakın 300 yazıyor. 3 yazıyoruz. Yani yüzler basamağına. 50 varmış. Yani 5. Ve 2. 352. 513. 510. Ve 3. Bu şekilde. Okurken nasıl okuyoruz? Şöyle en büyük basamaktan başlıyoruz. 6 var değil mi? 6, 100. 8 onluk ne yapıyor? 80 oluyor değil mi? 80 ve 5. Bu şekilde yazıyoruz. Zaten siz ikinci sınıfa giderken iki basamaklı doğal sayılar yani 85'in nasıl okunduğunu zaten biliyorsunuz. Sadece bu yıl yüzler basamağı da katılmış oldu. Şunu yazalım. 2, 100, 70. Evet bu şekilde okunuşunu yazmış oldu. Şimdi basamak adları neler? 8'in olduğu yer birler basamağı. Zaten dediğim gibi önceki sınıflardan da biliyorsunuz. 4'ün olduğu yer onlar basamağı ve 6'nın olduğu yer yüzler basamağı. Diğerine bakalım. 5'in olduğu yer birler basamağı. 3'ün olduğu yer onlar basamağı. Ve 2'nin olduğu yer yüzler basamağı. Şimdi burada size basamak değerini de göstermek istiyorum. Şimdi 8 tane birlik basamak değeri olarak hatta şöyle yazalım başlıkta karışmasın. Basamak değeri nedir? 8 tane birliğin basamak değeri 8'dir. 4 tane onluk 10, 20, 30, 40 oluyor. 6 tane yüzlük ne oluyor? 600 oluyor. Basamak değeri demek rakam hangi basamaktaysa orada kazandığı değer oluyor. Bir de sayı değeri var. Sayı değeri ne demek? Ve basamak değeri ile arasında ne fark var? Mesela 8'in sayı değeri 8. 4'ün sayı değeri 4. 6'nın sayı değeri 6. Ne demek bu? Yani 4 tane var, 6 tane var, 8 tane var. Sayı değeri demek kaç tane olduğunu söylemek demek. Basamak değeri ise hangi basamaktaysa orada kazandığı değer oluyor. Şimdi 8'in sayı değeri 8, 4'ün sayı değeri 4, 6'nın sayı değeri 6 oluyor. Diğerini de gösterelim. Bakın 5 birler basamağında ve basamak değeri 5. 3'ün basamak değeri 30. 2'nin basamak değeri 200. Sayı değeri olarak 5, 3 ve 2 oluyor. Şöyle çizgilerle de birbirleriyle eşleştirelim, göstermiş olalım. İşte bu şekilde basamak değeri ve sayı değerinde yapmış olduk. Şimdi sıra geldi çözümleme konusuna. Çözümleme demek sayıların basamak değerlerini yazmak. Yani yazıyla, az sonra başka farklı çözümleme yolları da göstereceğim size. Yazıyla bu şekilde yazmak demek. Burada çözümlenmiş olarak verilmiş. Biz burada sayıyı kendimiz yazacağız. 6 tane yüzlük. Bakın yüzler basamağına. 6, 4 tane onluk.
ve 2 tane birlik. Yani 642 oldu. 7 tane yüzlük. Bakın onluk yazmamış. O zaman yazmadıysa biz kendimiz 0 koymalıyız. Neden yazılmamış? Çünkü 0 olduğu için 0'ı yazmaya gerek yok diye yazılmamış. 7 tane de birlik var ama rakam olarak gösterirken 0'ı göstermek durumundayız. Eğer göstermezsek o zaman ne olur? 77 olur, yanlış olur yani. Bu uygun değil. 1 tane yüzlük, 1 tane onluk, 1 tane de birlik yani 111. 3 tane yüzlük, bakın onluk yok, yine 0 koyuyorum. 3 tane de birlik var, 303 oldu. 4 tane yüzlük, 8 tane onluk, birlik yazmamış bu sefer. Ama ben ne yapıyorum? Kendim 0 koyuyorum ve sayımız 480 oldu. 9 tane yüzlük, onluk yok. 9 tane birlik, sayımız 909 oldu. Şimdi sayı olarak verildiğinde biz kendimiz çözümleme yazarken nasıl yazıyoruz? Yine az önceki örneklerde olduğu gibi, bakın birincisi zaten yapılmış. 9 tane yüzlük var. Yazıyorum. Onluk ve birlik yazmama gerek yok. Sıfır olan yerleri yazmasak da oluyor. Ha öğretmenim ben illa yazmak istiyorum dersen yazabilirsin. Sıfır onluk artı sıfır birlik. Yani burada yazmanın bir sakıncası yok. Ama yazmasak da öğretmenimiz kabul eder. Evet 8 tane yüzlük var. Yazalım. 8 tane yüzlük artı 1 tane onluk. Sıfırı yazmama gerek yok. 7 tane yüzlük var. 7 tane yüzlük artı 2 tane de birlik var. Yine onlar basamağını yazmadım çünkü 0 vardı orada. Şunu yapalım. 2 tane yüzlük artı 4 tane birlik. İşte bu şekilde yazarak çözümlemiş ol. Bir de basamak değerleriyle çözümleme göstereceğim size. Şöyle bakın 251 sayısını 100 yani 2 tane yüzlük, 5 tane onluk ve 1 tane birlik şeklinde çözümlemişiz. Böyle yapabilirsiniz ya da başka bir şekilde de göstereceğim. Mesela ilk önce bunu yukarıdaki gibi yapalım. 4 tane yüzlük 100 4 tane oldu. 2 tane onluk 10 ve 10. 6 tane de birlik 1 2 3 4 5 ve 6. Peki bu kadar uzun olmasın, daha kısa yapalım. Şöyle 3 tane yüzlük 300 eder. 300 artı 3 tane onluk 30 eder. Artı 8 tane birlik 8 eder. Bu şekilde de çözümleyebiliriz. Devam edelim. 502 doğal sayısını yapalım. 5 tane yüzlük 500 eder. Artı 2 tane de birlik var. Onlukları yine yazmıyorum. Ve bu şekilde çözümleme yaptım. 1 tane yüzlük 100 eder. Artı 2 tane onluk 20. Sıfırı yapmama gerek yok. 100 artı 20 oldu. Burada 700 artı 9 tane onluk 90 artı 2 tane birlik 2. İşte bu şekilde basamak değerleriyle çözümleme de yapabiliriz. Şimdi şöyle bir tablomuz var. Bunu da yapalım. Bakın yüzlüklerde 3 tane yüzlük var. Yazalım. 3 tane yüzlük. Kaç tane onluk? 4 tane onluk. Ve birlikler 2, 4, 6, 7 tane. Sayımızı oluşturalım. 340 ve 7. 347. Şimdi yüzler basamağındaki sayı 3 değil mi? Bunun sayı değeri 3. Peki basamak değeri 3 tane yüzlük 300 eder. Onlar basamağında 4 var. Sayı değeri 4. Peki basamak değeri 40 oluyor. Birler basamağındaki sayı değeri 7 ve basamak değeri de 7 tane birlik yine 7 oluyor. Bu şekilde tabloyu doldurduk. Bir tablomuz daha var, onu da yapalım. Kaç tane yüzlük var bakıyorum. 4 tane yüzlük 4. Onluklar 5 tane ve birlikler 5 tane. Sayımızı oluşturalım. 455. 4'ün sayı değeri 4. Basamak değeri 400. 4 tane yüzlük. 5'in sayı değeri 5. Ve basamak değeri 50. Diğer 5'in sayı değeri 5. Basamak değeri de yine 5 oluyor. Bu şekilde yaptık. Burada basamak değerlerini gösteren bir tablomuz var. Birincisi yapılı vaziyette. Diğerlerini biz yapalım. Şimdi 4'ün yüzler basamağında basamak değeri 400. 10 ve 2. 800. 80 ve 6. 600.
70 ve 0'ın basamak değeri yine 0 oluyor. 940 ve 1. 290 ve 9. Diğeri 100, 70 ve 3. Bu alıştırmamızı da yapmış olduk. Şimdi biraz da soru çözelim. Şöyle 4, 6 ve 1 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturabileceğimiz en büyük ve en küçük sayıyı yazalım diyor. Şimdi en büyük olması için buradaki rakamlarda 6 var. Başa koyuyoruz. Daha sonra 4 ve 1. İşte en büyük oldu. 641. En küçük olması için en küçük 1 var burada. Sonra 4 ve 6'yı yazıyorum. 146 oldu. 146 oldu. Diğeri 3, 0, 7 rakamlarını kullanarak yazabileceğimiz en küçük ve en büyük sayıları yazalım diyor. En büyük olarak 7'yi başa koymam gerekiyor. Sonra 3. 3'ü de koyalım. Sonra 0. 730 oldu. En küçük olurken de 0'ı başa koymam gerekir ama olmaz. Niye? Çünkü 0'ı başa koyarsam değeri olmaz. Baştaki 0'ın değeri yok. En küçük 0 ama onu kullanamıyorum başta. O zaman 3'ü kullanırım. Sonra 0'ı koyarım ve sonra 7'yi koyarım. İşte en küçük sayı 307 oldu. Son sorumuz. Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 30 olan en büyük 3 basamaklı doğal sayı kaçtır diyor. Şimdi 3 basamaklı bir doğal sayı. Nokta koyuyorum. Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 30. Yani demek ki 3 varmış burada. Ve en büyük olacakmış. En büyük olması için 9 koymam lazım değil mi diğerlerine? İşte buradaki bana sorulan soru şey sayı 939 oluyor. Onlar basamağında 3 var ve değeri 30. Ve en büyük yapmak için de 9'ları kullandım. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.